Evet, az önce de söylediğimiz gibi emekli Orgeneral Aytaç Yalma'nın ölüm haberini dün akşam Türkiye KRT Televizyonu ekranından duydu. Kimden? Sisler Bulvarı programının yapımcısı ve sunucusu gazeteci Saygı Öztürk'ten. Saygı Öztürk yine aynı stüdyoda, KRT Ankara Stüdyosu'nda karşımıza. Saygı, iyi akşamlar, merhaba. Sağ ol, sağ ol sevgili Zafer, iyi akşamlar. Öncelikle tabii ki hani kötü bir haber verdik eski bir komutanımızın ölümü ve tabii ki koronavirüs vakalarının bir artması haberi ama e, dolayısıyla bir gazetecilik başarısı olarak bütün Türkiye'nin senden duymuş olması nedeniyle tebrik edelim öncelikle e, bir e, meslektaş olarak. Şimdi e, bu haberi aradan epey uzun saatler geçtikten sonra e, hastane başhekimliği de doğruladı. Yani GATA başhekimliği de doğruladı. Şimdi başka bir ismi var galiba hastanenin. E, Sayın Sağlık Bakanı da doğruladı. O aradan geçen süre içinde neler oldu? Nasıl değerlendiriyorsun bu gecikmeyi? Zafer, aradan geçen sürede şey oluyor, kalbiniz durmak gibi, duracak gibi oluyor. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Çünkü böyle önemli bir iddiayı gündeme getiriyorsunuz ve bu gündemi getirirken ne hastanenin başhekimi doğruluyor bu bilgiyi, ne bilmem herhangi sağlık bakanından bu konuda açıklama var. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama sizin de bazen güvendiğiniz kaynaklar, güvendiğiniz isimler oluyor. Şimdi ortada kalıyorsunuz. Acaba söylesem mi, söylemesem mi? Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Söylemeseniz, ya ben nasıl gazeteciyim, olup biteni bile anlatamıyorum dediğin zaman öfkeleniyorsunuz. Söylediğiniz zaman ya biraz sonra çıkar birisi, ya yalandır der, işin içinden kurtulur. Ertesi günde veryansı ederiz. ederiz. Hakikaten böyle olaylarda bir yerde linç de edilebilirsiniz Zafer. Çünkü zaten toplumun gergin, insanların gergin olduğu bir dönemde siz de ortaya bir de bir korku atıyorsunuz. Üstelik de zamanda önemli görevler yapmış bir komutanın bu hastalıktan vefat ettiğini açıklıyorsunuz, söylüyorsunuz. Üstelik de hastanenin doğrulamamasına rağmen. Bakın dün biz saat işte 20 civarında hatta 21.45 civarında bunları anlatırken az önce sizin ekranda verdiğiniz bilgileri aktarırken aradan zaman geçti. Gece çok sayıda meslektaşımız, İstanbul'da özellikle hastane başhekimini tanıyan arkadaşlarımız var meslektaşlarımızdan. Aradıkları zaman yok böyle bir şey denildi. Sabahleyin aralarında TRT'nin de TRT muhabir arkadaşlarımızın da bulunduğu isimler aradı. Yok böyle bir şey denildi. Ama inanıyoruz ki böyle bir şey var. Ve saatler sonra aynı başhekim yani yok diyen başhekim daha sonra herhalde Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı bir talimatla olsa gerek açıklamayı yaptı. Evet böyle bir olayımız vardır dedi. E zaten biz de vardır olduğunu biliyoruz. Eşinin de hastanede olduğunu, eşinin e, onun da karantin e, karantina altında tutulduğunu, e, cenaze töreninin yapılmadığını, yapılamadığını, hastanenin il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından cenazenin doğrudan mezarlığa götürüldüğünü ve Ankara'dan gitmek isteyen cenaze törenine katılmak isteyenlere gelmeyin. Bu çok özel bir defin olacak. O yüzden bulunmanıza gerek yok. Bulunmamanız gerekir. Bilgilerinin verildiğini de biliyoruz. Yani etrafındaki insanlarla tüm bu bilgileri arıyoruz. E yeter yanında bir de sonuçta Fenerbahçe ordeyi var. Oradaki e, emekli askerlerden veya mevcut e, insanlardan konuşuyorsunuz. Olayın vahametini onlar, onlardan öğreniyorsunuz. Ama Sağlık Bakanlığı ne e, yani niçin açıklama yapmadı o saatlere kadar? O da hayret edilecek bir durum için. Günler önce komutan vefat etmiş. Ee, Sağlık Bakanımız açıklama yapıyor iki ve iki kişi birisi 89 yaşında birisi 60 kişi, 60 yaşında Allah aşkına yani e, Altay Yalman komutanında vefat ettiğini hadi ismini açıklamasanız bile yani bir e, şey e, ölen bugün Bakan Bey'in açıkladığı gibi e, ölen koronavirüsten ölen vatandaş sayımız 3 oldu dese daha doğru ve e, zaten uzun süredir Bakan Bey'e karşı bir inanç var ya yani, e, bilimsel kuruluşların e, görüşleri doğrusunda hareket ediyor. E, kamuoyuna sürekli bilgilendiriliyor ve bu bilgilendirmelerinde hep sağlıklı, doğru olduğunu hep başından beri inanıyoruz. Büyük bir samimiyet var bakanda. En azından böyle biliniyor. Kamuoyundaki imajı böyle. Keşke diyorum bu açıklamayı bizler yapmadan önce bakan bey yapmış olsa. Evet. E, Saygı e, Bizim bizden... Daha çok güvenilir olur. To evet. Toplumdaki güvenliği daha yüksek olurdu diye düşünüyorum ben Zafer. Evet Saygı Öztürk bizde zaten baştan beri yani bütün yayınlarımızda ben de özellikle akşam haberlerinde hep vurguluyorum. Biraz daha şeffaflık be bekliyor toplum. Biraz daha doyurucu bilgi bekliyor. Yani en azından e, evet. senin de dediğin gibi yani tamam her gün kamuoyunun karşısına çıkıyorlar bilgilendirme yapıyorlar ama insanların merak ettiği başka sorular da var. Bu soruların da yanıtlarını tabi resmi ağızlardan da duymak istiyorlar. Şimdi Şimdi gelelim Aytaç Paşa'nın, rahmetli Aytaç Paşa'nın öldüğü koşullara. Haklısın. O hastaneye geliş ve e, ölüm süreciyle ilgili olarak e, Sayın e, Sağlık Bakanı bugün dedi ki ilk önce negatif te, e, çıkmış testi, e, ondan sonra pozitif çıkabiliyor farklı aşamalarda dedi. Bu konuyu da araştırdın sanıyorum. Nedir olayın detayı tam olarak? zafer yani ben başından beri evet o gün ben de araştırdığımda o bilgiler çıkıyordu karşımıza. Yani belki diyorsun ya siz bizi yanıtmak için olayı işte ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını söylemek için bu şekilde ifade ediyorlar diye düşündüm. Hatta bazı olayla ilgili araştırdığım zaman yok al alakası yok. Ölüm nedeninin koronavirüsle alakası yok. Zatürreden vefat etti diyenler bile oluyor. Fakat Zafer, zaten işimiz bir yerde şüphecilik. Ben mesela bunu sadece şüphe üzerine başlamıştım olayın için. Ya bu kadar önemli görevlerde bulunmuş. İkinci Ordu Komutanlığı döneminde 1997'de yani 1998'de Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılma sürecinde görev almış. Ve Suriye'ye girecek o dönemdeki savaş koşulları gündeme geldiğinde girecek birliklerin başındaki komutan ve Jandarma Genel Komutanlığı döneminde de Suriye ile bütün temasları devlet adına yürüten bir isim. ...ya acaba dedim ben açıkçası... ...bir suikaste mi uğradı diye... ...aklımdan geçenlerden birisi de buydu. Ve komutanın hiçbir böyle... ...cenaze töreninin falan olmamasıyla... bir e, ...böyle bir takım... ...şeylerim yani... E, ...şüphelerim daha da artmaya başladı. Arkasından diyorsun ki acaba bu koronavirüs... ...ya yani aman diyorsun bulaşa bulaşa... ...gerip Aytaç Paşa'yı bulacak... ...diye aklınıza geçiyor. Fakat işte böyle gelişmeler oldu. Zafer şunu da söyleyebiliriz ki... E, ...şu anda... Ee, o bölgede yani e, Fenerbahçe Ordu evine zaman zaman gidip gelen ki komutanın orada korumalı lojmanlarda e, her gün spor yapıyor. Acaba spor yaptığı yerlerde mi böyle bir bulaşma oldu? Bu nedenle orada spora giden e, hatta birlikte yürüyüş yaptıkları arkadaşlarının komutanların bazılarında yine aynı şüphelerle e, tedavi altına alındığı yani bazılarının şu anda hastanede olduğu bilgisini aldım ama tabii ki kaç kişi de sayılır onlara konusunda bilgiye sahip değilim. Yalnız tabii ki orada bir endişe var. E, Aytaş Bey'le sohbet eden yakınında olan işte e, ne bileyim e, koruması veya işte ailesinde de çıktı biliyorsunuz. E, yürüyüş arkadaşları, spor arkadaşları. Bunlarda da bir endişe var ve onlar da durumlarının tespiti için hastaneye gittiklerini öğreniyoruz. Peki. Artık e, gerçi Fenerbahçe orada ev içerisinde de hastane var. Oradaki başka yerlerde de gitmiş olabilir. Çünkü bugün aradığım birkaç komutanın e, hastanede olduğu bilgisini aldım. Bunu da buna dayanarak ifade ediyorum. Sayı olarak bir şey diyemem tabii ki. Peki sayı gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Zafer ee, tabii, tabii. E, tabii üzücü olay. Kom... Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Bir yandan da tabii rahmetli Aytaç Paşa'ya da, Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diliyoruz, silah arkadaşlarına da.